Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu çiçeğin anlatımını göstereceğim. Sihirli bir halka oluşturuyoruz. Şöyle bir zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 adet zincir çektim. Şöyle ipimi şu şekilde parmağımızla tutuyoruz. İkinciye başını almıyorum. İkinciden aldım. 2. Mesafesini siz ayarlayabilirsiniz. 3. 4. Her zincir dalını alarak bu şekilde tek dalını alıyoruz. Yakından göstermek istiyorum. Tek dallarını alarak 14 zincirin üzerine de bu şekilde en sonda halkanın içine alıyorum. Hepsini birlikte çektim, çıkardım. İlk yaprağımız oluştu. Hemen bağladım. Sık iğneyle sihirli halkanın içerisine bir adet sık iğne yaptım. Ortadakini çektikçe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yine ipimi uzattım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.'yi de hemen sihirli halkanın içerisine geçirip hepsini birlikte çekip çıkarıyoruz. Burada sabitliyorum. İkinci yaprağımı da oluşturdum. Tekrar halka içine bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. İpimi yine mesafesini ayarlayıp ikinciden başlayarak her zincir dalını alıyoruz. İlmek çıkarıyoruz. Uzunluğunu, kısalığını siz ayarlayabilirsiniz. Büyük istiyorsanız daha uzun yapabilirsiniz. Daha küçük olsun istiyorsanız daha küçük yapabilirsiniz. Halkanın içerisine de bir adet yaptım. Şöyle çevirirsek kendimize doğru daha kolay çıkaracağız içinden. Şöyle bağladım, sabitledim. Tam halkanın ortasına da sık iğne yaptım. Bu orta tomurcuğumuz oluştu. 3 adet. Herhangi arkaya dönüyorum. Herhangi bir yere kaydırmayla sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yine 14 adet zincir çektim arkadaşlar. Şimdi birazcık daha uzun bırakacağım. Arkadaki yaprakları görünsün diye birazcık daha büyük olsun yaprağımız. Bir öncekilerinden, bu ortadakilerinden bir tık daha uzun ilmeğimizi bıraktım. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şöyle dönüyorum. Şu içerisine, arkadaki şu kısmına da görüyorsanız bir adet çektiriyorum. Şimdi 15 adet oldu. Hepsini birlikte çıkardım ve bağladım. Arkadaki yaprağımızın tekini de yaptık. Burada herhangi bir yere sabitliyoruz. Arada birazcık mesafe bırakıp bak, diğer yaprağın şu kısmına sabitledim. Kaydırma tekniğiyle. Yani bunun bir ayarı yok. Arkada 5 tane gül oluşturacağız, yaprak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yine ipimi, ilmeğimi uzattım. Dört adet yaptım. Geriye şöyle arkayı çevirdiğimizde şurada bir adet dibinde bir adet göreceksiniz onu zaten. Oraya da batarak uzatıyorum ve hepsini birlikte çıkaracağım şimdi. Bağladım. İkinci yaprağımızı da oluşturduk. Yine arkada herhangi, bakın, şurada herhangi bir yerine sabitleyelim. Yine 14 zincir. Bu şekilde 5 yaprak yapacağız arkadaşlar. Sonuncu yaprağa kadar yapalım. Beşinci de yine dediğim gibi 15 zincir, 14 zincirle yapıyoruz. Şu kenarlarda, arkalarda herhangi bir yere şöyle sabitliyoruz. Tutturuyoruz. Yine tekrar 14 zincirle 5 yaprak oluşturacağız arka tarafta da. Evet, dördüncü yaprağımı da yaptım. Bakın, son ayarladım. Tam böyle 5 yaprak gelecek şekilde battım arkada aralara. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sonuncuya da birlikte yapalım. 2, biraz bir tık daha alttaki ilk olan yapraklardan daha uzun bırakıyorum. Arkadan görünsün. Şöyle arkasını da çevirip şurada tek dal bir ilmek var. Ona da geçiriyorum. Hepsini bir çekip çıkarıyorum. Bu şekilde sonuncu yaprağımızı da tamamladık. Hemen ilk yaprağın şöyle dibine sabitleyelim. Bir zincir çekelim. Bu kadar basit arkadaşlar. Ortadan da iyice küçültelim. Ortasına da boncuk vesaire koyarak babetimizi tamamlıyoruz. Pardon, çiçeklerimizi tamamlıyoruz. Ortasına da
Dilediğiniz renkte boncukla ince ile süsleyebilirsiniz. Bu kadar da çok pratik çiçek yapımı. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.